anasının babasının tek oğluşu o. Dört ablasının tek uğraşı o. Tüm mahallenin tek sırdaşı o. Yola düşmüşlerin yoldaşı. Gönlünü kaptırır bir sevgiliye. Kimse beğenmez dayı döner deliye. Bir, üç, beş, on yerlerden açış yok. İnterneti açmadan o apartmanda çıkış yok. Anasının babasının tek oğluşu o. Dört ablasının tek uğraşı o. Tüm mahallenin tek sırdaşı o. Yola düşmüşlerin yoldaşı. Dayı bütün hayatı çizgilerle anlatır. Yaptığı tek spor salıncak sallamaktır. Kabadayı sanmayın, hatta kibar sayılır. O gizli bir kahraman, herkes ona bayılır. Karıştırma milletin kafasını. Binali, ne yapıyorsun orada? Mancımı yiyorum Muazzez. Niye bir tabak almadın? Yok Muazzez, bu yarım ekmek sandviç bana yetiyor. Üstüne bir de tabak yersem melamin parçaları boğazıma falan takılır sonra. Binali, kaç defa söyleyeceğim sana sen espri yapma diye. Espri sende çok sırıtıyor. Çok bir tabak al onun altına. Bak halıda bir ekmek kırıntısı görürsem... ...yeni caminin önündeki güvercinler gibi ağzınla toplatırım onları sana. Espri dediğim böyle olur işte. Tabak aldın mı Binali? Hı-hı. Aldım Muazzez. Hoş gelmiş benim canım. Oh kara kuzum gelmiş. Oh kara kuzum gelmiş. Ne haber anneciğim? İyiyim yavrum, sen nasılsın? Sağ ol, ne haber baba? Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Aç mısın oğlum? Yok anneciğim, şimdi kahvaltı yaptım. Tıka basa. İyi o zaman. Sana bir yarım ekmeğin içine beyaz peynir domates koyayım. Yok anneciğim, yemeyeceğim. Yanında hıyar da doğrayayım. Sağ ol anneciğim, almayayım. Ama ekmek çok güzel, taptaze. Sabah fırından aldım. Ne, toku. Çeyrek ekmeği yapayım. İstemiyorum. Aa, dün börek açtıydım. Kol böreği, iki dilim koyayım sana. Börek mi? Sen önüne bak bakayım. Baklava var. Tatlıcıdan aldıydım geçen gün. Baban yemesin diye buzdolabının derinliklerinde saklıyordum. Yok anne, yok. İstemiyorum, yemeyeceğim. Tokum. Ya Muazzez, hiç bana yapmıyorsun şöyle izzet ikram teklifleri ya. Şu sandviçi bile tamamen kendi imkanlarınla yaptım vallahi ya. O benim oğlum Binali. İzzet de ederim, ikram da. İzzet ederim ne demek ya? Sen neyin peki? Sen başkasının oğlusun Binali. Ben durup dururken elin oğluna niye sandviç hazırlayayım değil mi? Sormuyorum ben neyim diye. Senin şu baban çok ömür adam. Gerçi biraz saf ama çok ömür, çok. Evet, tanıştırayım. Ömür ve törpüsü.
Anne, baba, sizin ikinizin içine Hacivat'la Karagöz kaçmış, biliyor musunuz? Ali dayı. Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin Handan? Ahmet, beni çok şaşırttın. Sana söz veriyorum. Seni sonsuza kadar hep böyle seveceğim Handan. Eğer bir kez karım olursan, seni hiç ama hiç terk etmeyeceğim. Hadi lan! Armut! Atıyor canım. Uyduruyor. Canım hesabı sorarım ama yani. Yalan konuşuyor. Çok affedersiniz. Bu konuyla ilgili açık bir yarası var da. Herhalde kan kaybediyor hala. Ay o yüzden de böyle sahnelere pek tahammülü yok zavallının. Takacağım ben onu. Takacağım onu, ben duvara çivileyeceğim böyle. Çak 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 çak. Vida vida vidalayacağım. Zım zım zımbalayacağım ben onu. Sakin ol Cüksün. Ablacığım lütfen. Siz aynen öyle devam edin. Bize aldırmayın lütfen, olur mu? Evet, yani biz sizin olası izdivacınıza engel olmayalım. Siz en son şey demiştiniz. Oh Ahmet, beni çok şaşırttın demiştiniz. Siz de arkadaşınıza seni sonsuza kadar seveceğim ve hiçbir zaman terk etmeyeceğim diye söz veriyordunuz. Hadi lan! Yok öyle bir şey, yalan. Bak ablacığım konu yok. Yalan. Ay bacım haklı diyorlar işte. Hadi işte. İşte. Ali dayı. Merhaba. Ağaçların meyvelerinden oluyordu. Onlardan kalmamış galiba. Ne? Korungaç mı? Evet. O kadar çok gidiyor ki yani. Yani hep böyle koliyle, kiloyla alıyorum ama nasıl bittiğini ben bile anlamıyorum. Tabii insan popüler ve çekici olunca böyle mecburen masrafı da fazla oluyor. Kredi kartıyla mı, nakit mi ödeyeceksiniz? Tabii ki kredi kartıyla. Hiç huyum değildir biliyor musunuz? Yani yanımda hayatta nakit taşımam. Zaten istesem de taşıyamam ki o kadar nakdi. Belim ağrır. Kredi kartınız çalışmıyor efendim. Nasıl çalışmıyor ya? Bankanızın gönderdiği mesaja göre kredi kartınızın limiti dolmuş. Yapma ya. Yapmış vallahi. Başka bir kartınız varsa verin, onu deneyelim. Başka bir kart? Başka bir kart yok ya. Yani var var. Başka bir kart var. Yani evde sürüyle kart var. Hatta kart koleksiyonum var da. Ne bileyim ben, ağırlık yapmasın diye evden çıkarken yanıma almadıydım. Nakit ödeyin o zaman. Nakit? Nakit. 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 O zaman ben bir bakayım. Nakit pozisyonum hangi pozisyonda? Ben şunu alayım. Bir de şununla şunu alayım. Çünkü açayı korungaç kullanamıyor biliyor musunuz? ama şey yani siz bunları benim için ayırın. Tamam mı? Ben sonra gelip alırım. Kimseye vermeyin. Aç ağzını, aç. Şunu da at ağzına. Bak arkandan ağlar ama. Hadi. Anne. Tok karnına yarım kutu baklavayı tıktın ağzıma ya. Onu da yersen mide ağrısından ben ağlayacağım. Hatta en çok sen ağlayacaksın. Neden?
Niye beni ağlıyor? Anam ağlıyor ya karın ağrısından. Ya Boğaziz, meğer onu ben yiyeyim aslında. Valla çok fena koktu yani. Bir taraflarım şişecek sonra. Nerede o günler? Babana şekeri yasak etti de doktor oğlum. Sen şekeri, tatlıyı, balı kaymağı kes. Sonra da geceleri benden randıman bekle. Nasıl olacak bu iş bu? Fındık fıstık ye, leblebi ye, ceviz ye. Onlar performansını daha çok arttırır. Ne maz? Her gece avuç avuç. Hiç belli olmuyor nedense. Ne? Maziz, şimdi çocuğun yanında hatırlattırma bana o geçen salı gecesini. Ha, ne? Çok geçmiş olsun. Sizin ikinizin de içine kırmızı nokta kaçmış ama. Kırmızı nokta mı kaçmış? Ha, yani ne olacak bu haliniz hiç bilmiyorum valla. Aman oğlum, babanın noktası hiç kızarmıyor. Hep turuncu, hep sarı. Anne, baba, ya bak çok rica edeceğim. Bu yaşımdan sonra sizi ebeveynlikten reddetmek zorunda bırakmayın beni ya. Sen ne istemiştin benden oğlum? Senin elektrikli süpürgeni bir günlüğüne ödünç isteyecektim. Kaç zaman sonra yarın eve yeni bir temizlikçi kadın geliyor da kapıcı tavsiye etti. İyice bir tozunu dumanını alsın şöyle etrafın. Senin süpürgene ne oldu? Bilmiyorum anne, süpürmüyor artık. İyi mi süpürmüyor yani? Yok, hiç süpürmüyor. Neden? Ne bileyim anne, ben elektrikli süpürge mühendisiyim. Sen daha evlenme bakalım. Sen daha evlenme. Onunla bunun ne alakası var ya? Çok alakası var evladım. Çok alakası var. Çok mu alakası var? Bak Ali'cim. Hani bazı günler mesela böyle soğuk, yağmurlu, çamurlu bir kış günü. Artık yaşına göre okulu, evi, kahveyi ekip evde kaldı. O günlük hayatı tamamen pas geçip evden hiç çıkmamaya karar verirsin. Böyle üzerinden pijamanı bile çıkarmadan. Hatta battaniyeni ve yastığını da yanına alarak yataktan böyle televizyonun karşısındaki kanepeye doğru böyle bir yatay geçiş yaparsın. Ya artık yani her şey tam sana böyle bir rüya, bir masal gibi geldiği anda kulağının dibinde birdenbire bir elektrikli süpürgenin sesiyle dehşetle irkilip o günün aslında o evin temizlik günü olduğunu. Yani o günün aslında o evde hiç bulunulmayası bir gün. Bütün o ektiğin işleri aslında boşu boşuna ektiğini fark edip sabahtan akşama kadar sanki inadınaymış gibi hiç susmayan ve adına da elektrikli süpürge denilen aleti icat edenin 7 sülalesine ve bilumum kabile mensuplarına sövüp sayarsın. Bütün bunlar yetmezmiş gibi ev hava alsın, halılar kilimler silkelensin diye kapı pencere cam hepsi açık bırakıldığından üzerindeki incecik o pijamayla çıplak ayakların buz tutmuş bir halde odadan odaya donmuş bir şekilde dolaşırken o doğduğun güne lanet edersin ya. İşte evlendikten sonra hayatının bütün günleri o temizlik günü gibi geçer oğlum. Ya baba, sen durup dururken yine beni hamma yordun ya. Oho, şurada ayaküstü içimdeki yaşama sevincimi emiverdin ya. Ali, baban ne zırvalıyor oğlum gene? Görüyor musun? Süpürge hiç susmuyor. Hiç susmuyor. Kendisi benim hakkımda kötü sözler mi söylüyor bu? Aa, olur mu Muazzez öyle şey? Aa, yok canım. Bir Ali! Efendim? Ho ho ho. Süpürür döver. Sen canıma mı susadın kocacığım? Niye? Canıma mı susadın? Niye? Baksana. Benim en gelinlik, en çeyizsel porselen takımlarımın tabağını sıradan bir peynir ekmeğe atlık yapmanın başka nasıl bir açıklaması olur hayatım? Allah! Hemen yere yat, ölü taklidi yap babacığım. Hemen yere yat, ölü taklidi yap. Binali, çek şu pis ellerini porselen tabağımın üstünden. Ya Muazzez,
40 yıldır boş boş duruyorlar orada. 40 yılda bir işe yaradılar. Yani büfede sadece bir süs değil de aslında tabak olduğunu hatırladılar. Ne var bunda? Nereye hatıra bunlar? Ver şunu. Ya yapma Muazzez ya. Tabağın hatırası mı olurmuş? Bunlara sadece tabak demekten vazgeç bak. Çok fena yapacağım seni. Ne diyeceğim peki ha? Sayın tabak. Porselen tabak diyeceksin. Porselen tabak. Ya bana ne? Bana bir porselen faydaları mı var? 40 yıldır boş boş duruyorlar. Hadi. Hayır vermeyeceğim Muazzez. Artık bu haksızlığa bir son vermeliyiz. Yani bu garibanın mutfaktaki tabaklardan ne eksiği var? Yani onların canı can da bununki patlıcan mı? O ne demek şimdi ya? Ver şunu dedim bana. Vermeyeceğim Muazzez. Ver dedim Binali. Ya Muazzez çekiştirmesene kıracaksın. Ya ben şimdi niye birdenbire her gece yatakta yaptığımız kavgaları hatırladım acaba? Ne? Babam! Binali ver şunu. Bırak dedim. Bırakmayacağım Muazzez. Oğlum gelip yardım etsene bana, orada öyle durmasana. Yok anneciğim, ben şu anda az önce gözümün önüne getirdiğiniz resmi silmeye çalışmakla meşgul. Ver şunu dedim Binali. Ben de vermeyeceğim dedim Muazzez. Baksana. Ya peki. Ama ben de gidip senin 40 yıldır hiçbir işe yaramadan o raflarda boşu boşuna duran ansiklopedi takımının üstünde yemek yemezsem bana da Muazzez demesin ne? Muazzez, hele bir ansiklopedilerime dokun. Sen benim porselen tabağıma dokunuyorsun ama. Muazzez ne alakası var? Ne alakası var? Onlar birer bilgi kaynağı. Bunlar sıradan tabak çanak. Allah! Baba, bence hemen başta şehadet al. Kimse benim çeyizlerime sıradan diyemez. Kimse benim çeyizlerime sıradan diyemez. Kimse benim ansiklopedilerime laf söyleyemez. Sal şunu. Salmayacağım Muazzez. Binali, sal dedim. Allah'ım, bu gece ne tür kabuslar göreceğim bilmiyorum. Çekiştirmesene şunu. Salmazsan çekiştiririm Binali. Allah'ım. La ilahe illallah. Ağlara takılıp da anasını babasını kaybetmiş. Kayıp hamsi balığı Memo gibi. Kayıp hamsi balığı Memo mu? Ben bu ismi nereden biliyorum ya? Ben bağırmıyorum. Sen bağırtıyorsun. Biz Karadeniz kadınlar uyumuş kurusun. Pek bir delikanlı kadınlarızdır biliyor musun? Delikanlı kadın ne demek ya? Yeri gelir bağırtırız, yeri gelir kanırtırız, yeri gelir böyle anırtırız işte. Ne? Yani bize yanlış yapanı affetmeyiz diyorum. Yapma ya. Yapmayız vallahi. O yüzden de benim asıl adım Fatma olmasına rağmen benim bütün eşim dostum bana kısaca Allah affeder, o affetmez Fadik derler. Gerçekten de çok kısacaymış yani. Onun kısaltması değildir Hüseyin. Fadik, Fatma'nın kısaltılmasıdır. Ha? Fatma da beş harfli, Fadik de beş harfli. Ortada uzayan, kısalan bir şey yok yani.
Güzel olsun, karıştırma sen. Allah Allah. Benim adım kısaca Fadik değilse, kısaca Fadik işte o kadar. Ben Fadik'in hep Fadime'nin kısaltılmış olduğunu sanırım. Fadime neyin kısaltılmışı sanıyordun uşağım acaba? Neyin kısaltılmışı? Elbette Fatma'nın kısaltılmışıdır o da. Fatma 6 harfli, Fatma 5 harfli. E şimdi nasıl bir kısaltma oldu bu? Biz yaptık. Ha? Biz yaptık. Ha böyle oldu o da. Sen hecesini harfini daha da bir karıştırma ortada. Ha? Karıştırma. Tabancamın sapını... Sen bana sözüne ne diyecektin uşağı? Hadi süpürgeyi anladık da senin şu türkünün sesini biraz kısar mısın? Televizyonu ve hatta kendimi duyamıyorum diye. Sen de televizyonun sesini biraz daha açıver uşağım. Ne olur yani. Cins misin nesin anlamıyorum ki. Ne? Kapı çalıyor. Allah Allah. Kapı bize bir şey anlatmaya çalışıyor galiba. Kalkıp baksana kapıya uşağım. Ya hazır elin değmişken, hatta iki elin birden bayağı bir değmişken sen baksana Fadik'cim. Hem böylece test etmiş oluruz. Bakalım kapı eline yapışıyor mu, yapışmıyor mu diye. Allah Allah. Az ye de kendine bir uşak tut uşağım. Ama sen zaten... Ulan bu yine düştü yere. Da buna bir tabanca kılıfı mı tiktirsem ne yapsam bilmiyorum. Hay! Ben bakıyorum. Ben bakıyorum. Saygılar sunuyorum. Hürmetler ediyorum. Ey aç. Kim o? Nuri. Niye? Aç ulan şu kapıyı. Bak yine düştü göreyim misin? Şerefsiz yer çekimi işte. Eyvallah. İyi ben saygı duyuyorum. Yardım edilecek bir şey varsa çekinmeyin söyleyin. Hatta abartın emredin. Ben de bir ucundan tutayım. Gerekirse iki ucundan. Hatta tüm uçlarından tutayım. Yok be uşağım. O değil de ben bugün biraz erken çıkacağım. Ha, müsaadenle tabii. Müsaade ne demek? Dünyanın bütün müsaadeleri sizin. Eyvallah. Bunun içine Calamity Jane kaçmış ya. Ya daha ilk günden... Gündeliğine zam yapmam için bana bir mesaj falan mı vermeye çalışıyor? Anlamıyorum ki. Baba ne haber? Vallahi sen gelene kadar her şey süperdi kardeşim. Ah! Nedir o elindekiler abiciğim? Pide baba. Ramazan pidesi. Ramazan pidesi mi? İyi de oğlum. Daha Ramazan'a girmedik ki. Hadi be. İyi ki söyledin ha. Baba. Benim evin köşesinde bir taş fırın var ya. Erol taş fırın. Erol taş fırın mı? Evet. Oradaki abiler Ramazan gelmeden fırındaki taşları değiştirelim demişler. Ve yeni taşları da bugün test etmek için bu test pidelerini pişirmişler. Test pidelerini mi? Evet. Nuri kardeşinden kaçar mı baba? Ondan kokuyu alır almaz hemen bittim fırının önünde ve tak diye iki tane kaptım öncü pidelerden. Öncü pide ne demek ya? Bunlar sezonun ilk pidelerinden baba. Ne kadar güzel kokuyor. Kokta baba. Nuri. Hı? Madem pideleri aldın oğlum, buraya niye geldin? Ha? Gidip kendi evine götürsene pidelerini. Baba olur mu öyle şey ya? Bunlar sensiz boğazımdan geçer mi ya? Ya Nuri. Bir deneseydin belki geçerdi ya.
Hadi baba hadi. Lafı uzatma ya. Gidelim bir tarafımız şişmeden senin dolaptaki beyaz peynirle test edelim bu öncü pideleri. Hadi. Oho ama abicim Nuri. Allah'ım. Önümüz mübarek ay. Bari Ramazan ayı boyunca bir merhamet göster bana. Ben sana ne yaptım bilmiyorum ki. Nuri! Düş dolabı yakasından! Ya abla, kaçırsana kahvaltı yapacağız. Ula saat öğle oldu. Bu saatte ne kahvaltısı? Sana ne? Ne demek sana? Ne demek sana? Senin güzel anacın çalışmayayım bu evde, ben çalışırım. Bana bak, anamı bu işe karıştırma. Sus sen de. Bence sen sadece güzel anacını değil, kendini de bu işe karıştırma. Çünkü çok canın yanar sonra, he? Akıllı ol. Yoksa niye bana kısaca Allah affeder, o affetmez Fadik dediklerini kesetmek zorunda bırakırma beni? Kısaca mı? Ya ya, kısaca. Baba ne diyor bu ya? Daha yeni parlattım bir kova bulaşığı, öyle vakitli vakitsiz yemek yiyip olduk olmadık yere bulaşı çıkartmayın benim başıma. Ya baba kim bu cins ya? Cins senin anandır. Ne demek cins ha? Ne demek? Ya abla sen şaka mısın be? Şakaymışsın. Ama eşek şakasıyım, böyle çift ayakla iterim seni. Bir de yerde be sonra. Şu kadına bir şey söyle lütfen. Toraman beni de dinlemiyor ki. Ama pidelerimiz her geçen saniye biraz daha soğuyor baba. Vay yeter ama be. Çekil şuradan. Ya sen de mi bana bir şey mi diyecektin Uşak? Ben bu pideleri böyle soğuk soğuk da yerim. Hem altına tabak koymaya da gerek yok. Böyle daha iyi oluyor. Ama bir gazete ser o yediğin yere. Oysa daha tekme o kırıntılarını. Bak çalı süpürgesi niyetine sürtlerim kafanı yere kıvılcım çıkarttırırım sonra. Hadi ki. Sağ ol. Bu dolap sana çok şey borçlu. Seven böyle eder mi? Çalpancam dolu mermi. Baba. Gözünü seveyim kov artık şu kadını ya. Niye Toraman? Rahatsız mı oldun? Sen olmadın mı baba? Yo. Nasıl olmadın ya? Kadın bir anda evi vahşi batıya çevirdin. Canım başka yer. Seveceğim başka yer. Alo Şah. Bak diyeyim sana, ben ütüye karışmam. Ben böyle yıkarım, patlarım, kurutırım, ha boya bırakırım. Çünkü neden diysen ütü başka bir uzmanlık alanı, biliyor musun? Tabii canım, tabii. Siz hiç zahmet etmeyin. Tapancamın saklığını yüklerine bakacağım. Ben nereden bulacağım oğlum yeni bir hizmetçi daha? Bunu zor buldum zaten. Hem sen bunu nereden buldun ki zaten? Cezaevinden filan mı? Yok baba ya. Sen bu zamanda temizlik için iyi bir gündelikçi kadın bulmayı kolay mı sanıyorsun ha? İyi bir eş bulmaktan bile zor neredeyse. Hem nedense her bulduğum kadın iki gün sonra kaçıyor. Allah Allah. Neden acaba? Ben de acaba herkes gibi yurt dışından mı ithal etsem şu hizmetçiyi? Ulan burası ne cennet bir marketmiş ya. Şuraya bak. Taş gibi manken kızlar alışveriş ediyor. Ah, kaynak vallahi kaynak kaynak. Bunlar manken değil ki abi. Hizmetçi onlar. Hizmetçi mi? He, Roma ya da Moldova'dan falan gelmişler. Buralardaki evlerde kaçak hizmetçi olarak çalışıyor. Yapma ya. Yapıyorlar vallahi. Ulan ne şanslı ev sahipleri var be şu dünyada.
Ya benim böyle hizmetçim olacak, ben onlara hizmet ederim vallahi. Ben sana bulurum baba. Ne bulur? Taş bulurum baba, taş. Ne? Yani kız bulurum baba. Hizmetçi bulurum baba. Allah Allah. Evet, ben de aynen öyle dedim zaten. Allah Allah dedim. Ben Ali kardeşime en son dev bir kıya ne zaman yaptım dedim. Hiçbir zaman Nuri'cim, hiçbir zaman. Tamam baba, tamam, oldu bu iş, oldu bu iş. Hangi iş? Bak, sen hiçbir şeye karışmayacaksın ama, tamam mı? Hiçbir şeye mi? Evet, kızlara, aman karılara. Hanımlara canım. Bütün işe alma mülakatlarını ben yapacağım, tamam mı? Karışmayacaksın hiçbir şeye. Ya işe alma mülakatı ne ya? NASA'ya astronot mu alıyor? Bak, uzatma. Tamam mı diye soruyorum, tamam mı? Tamam Nuri. Nuri. Efendim baba? Sence ben niye sanki sen yine beni çok pis ve sapıkça bir emeline alet etmek üzereymişsin gibi bir hisse kapıldım acaba? Yani ne alakası var baba ya? İşin içinde sen varsan çok alakası olabilir kardeşim. Hadi baba, eyvallah, ben hava çıkıyorum. Hava mı çıkıyorsun? Evet, yetenek havuna. Ya Nuri, Nuri, Nuri. Ben şimdi bunu nasıl işten kovacağım ya? Seni ilk günden kovuyorum desem çeker münasip bir yerimden vurur beni. Anam, anam, yandım, anam. Oh be, vurulmamışım. Bu Nuri, bu merak gibi. Atıyorsun, geri geliyor. Ay, çabuk şunlara bir şey söyle dayısı. Ne haber kızlar? Nasılsınız? Boğuldu mu ablacığım? Öyle değil Ali'ciğim. Biraz kız, azarla, ne bileyim, payla şunları. Ha? Ne konuda ablacığım? Şimdi şu iki zilli hanımefendi göbeklerine göbek küpesi taktırmak istiyorlarmış efendim. Göbek küpesi ne demek ya? Onun adı küpe değil bir kere. Piercing anneciğim, piercing. Sen şimdi benim bu tokadımı bir yiyirsin, ondan sonra da bu yeri böyle piercing ama. Dayı, ne olur şu anneme bir şey söyle ya. Durun kızlar, benim önce sizi biraz azarlamam gerekiyor galiba, ha? Kızım. Baban izin verir mi sanıyorsun senin köpeğine böyle bir şey taktırmanı? Bizim Yılmaz babamız da ayrı bir deli zaten. Seni de beni de o Jemal'in arkasına bağlayıp sokaklarda süründürür vallahi görürsün. Ya dayı, göbek deldirmenin ne zararı var ya? Bilmiyorum yeğen, ben hiç deldirmedim. Gerçi bu göbek deliğinde biriken pamuk topaklarını engellemek için iyi bir yöntem olabilirmiş ama. Ne var ya? Niye öyle bakıyorsunuz? Sizin göbek deliğinizden pamuk çıkmıyor mu? Yani biz de gelip kimden yardım istiyoruz kızlara örnek olsun, akıl versin diye. Kızım, hatırlasın o çocukken kulaklarını bile nasıl zor deldirdiğimizi. Baban kulaklarını görmesin de beni balkondan aşağı atmasın diye kaç gün evin içinde bile şapkayla dolaştırdım seni. Sonra ne oldu peki? Korkuluk demirlerine tutundum da öyle kurtuldum vallahi. Neyin korkuluk demirlerine tutundun yani? Balkonu. Ha? Sahiden de atıyordu yani enişte ablamı balkondan. Yapma ya. Ay, yapıyordu vallahi. Yani böyle itfaiye geldi, aşağıya branda falan geldi de öyle kurtuldu garibim. Ya anne. Ne? Önümüz kış. Ben hep böyle kazak falan giyerim.
yerim, öyle gezerim evin içinde. Yaza kadar babam görmez göbeğimi. Hadi ya. Ya. Yazın trafik az oluyor da itfaiye daha çabuk mu geliyor? Bu sabah da dünya kapı çalma rekorunu deniyor. Hadi hayırlısı bakalım. Kim o? Ablan Ali'cim aç. Hangisi? Aç ulan şu kapıyı, zevzeklerin efendisi. Ablamın sinirler tavanda. Aman suyuna gidelim de sudan dönüşümüz eşekle birlikte olmasın. Eşekle birlikte mi? Yani eşek sudan dönünceye kadar eziyet görmeyelim anlamında. Ha, ne? Geç, geç. Dayısı, şuna bir şey söyle. Yok ablacığım. Ben buna bir şey söylemem. Neden? Hafif tırsıyorum çünkü. Uranyumla mı neyle besliyorsan sen bunu artık... Ya şuna baksanıza, izbandut gibi olmuş. İstese beni bile döver bu ya. Abi, yok dayı, merak etme. Akıllı olursa, bir yanlışını falan görmezse... benden bir zarar gelmez. Sağ ol Mert ya. Allah senden razı olsun. Lan... Merhaba çocuklar. Merhaba ablacığım. Merhaba. Bunun nesi varmış ablacığım? Veli toplantısından geliyoruz. Veli toplantısından mı? Evet, veli toplantısı. Veli kim ablacığım? Mert'in öğretmeni mi? Ya belki ya sen soru sormadan önce bir derin nefes alsan... ve nefesini verirken ben az sonra ne soracağım diye bir düşünsen... hepimizin hayatını çok kolaylaştıracaksın. Ya... daha okullar açılalı 3 hafta oldu. Bizim zamanımızda veli toplantısı yapmak için... şöyle en azından bir sömestr ortasını bekleyip... yaramazlık yapmamız için bize süre tanırlardı. Henüz hiç kimsenin daha tek bir sarı kartı bile yokken... konuşacak ne konu buluyorsunuz toplantıda? Böyle genel bir toplantı değildi zaten. Bir tek ben vardım veli diye. Ama abla senin adın ya bak, veli... Belgin, şu an tam sırası kızım. Hadi derin nefes al. Hadi. Akşam yemeğe yedik, oturduk böyle. Sırt telefon çaldı. Bir baktım, bunu sınıf öğretmeni. Aa, ne günah. Siz okulabilirim. Meğerse bu aslında bir gün önce söylemiş kadın. Gittim. Neyse, uzatmayayım. Kadın başladı. Bıdı 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 bıdı. Anlatmaya bak. Abla, versene nefesini. Boğulacaksın şimdi. Ay, ama Nilgün ablam nefesini ver demedi ki. Allah'ım yaratıyorsun, bir de takip etsene. Nasıl anlatayım kızım ya? Sahi, neden Nilgün ablama... Bak belki, belki. Canım kardeşim, güzel kardeşim benim. Hadi bak, tekrar baştan yapıyoruz şimdi. Son 2, 3, 4. Ay. Nefes al. Ver. Al. Şimdi nefesini verirken bana soracağın soruyu düşün. Ya. Ay, ben de diyorum ki veli kim? Yani. Neyse lafın kısası disiplin kurulu Mert Bey için olağanüstü toplantı yapmaya karar vermiş. Gittim, onu görüştük. Disiplin kurulu mu? Evet. Ya dayı, çağımızda bir kıza çıkma teklif etmenin... suç sayılması kadar büyük bir insanlık ayıbı olabilir mi ya? Hadi lan! Kepekli düdük bakar nasıl seni. Beden eğitimi dersinden önce kızların soyunma odasına saklanıp... cep telefonunun kamerasıyla resimlerini çekip... sonra da o resimleri onlarla sinemaya gitmek için... ve hatta biletini onlara aldırtmak için... ve hatta kola paranı bile onlara verdirtmek için... şantaj malzemesi olarak kullanmak... nasıl o insanlık ayıp oluyormuş bakayım? Yuh ama yiyen ya! Senin bu yaptığın insanlık ayıbı değil... aynı zamanda hayvanlık ayıbı olarak da değerlendirilebilirmiş yani. Yöreler. Biliyorum ben canım. Bu babasına çekti bu. Bu babasına çekti bu. Hık dedi burnundan düştü. Aklı sadece bir yerine çalışıyor. Ama merak etme. Ver şunu bakayım bana. Ben babanı eline geçirdiğimde, onu anasından doğduğuna pişman ettiğimde... sen ve senin gibi aklı sadece bir yerine çalışan... bütün erkeklere tarihi bir ders vereceğim ben. Bütün kainata rezil edeceğim ben onu. Bir basın toplantısı yapacağım. Bütün medyayı da çağıracağım. Canlı yayında.
kameralarının gözünün önünde. Ben onun ümüğünü sıkıp takacağım böyle ona ben. Koparacağım bir telefonu ben ona. Ablacığım sakin ol ya. Bütün kainata rezil edeceğim. Bütün dünyada. 181 ülkede. Herkes canlı yayında benim onu nasıl katlettiğimi görecek. Hatta yetmeyecek. Uydudan uzaya yayın yaptım. Uzaylılar bile şaşıracaklar. Ona öyle bir işkence yapacağım ki uzaylılar bile tırsacaklar. Diyecekler ki abi ya, biz diyecekler dünyayı falan ziyaret etmeyelim abi ya diyecekler. Eğer dünyadakiler de böyle Nilgün gibi sakatsa yandık biz diyecekler. Anladın mı sen beni? Abla, senin içine iti kaçmış ya. Ne diyorsun sen be? Dingil. Sana senden almayayım şimdi. Size ne oluyor be? Gidin dersinizin başına da bakayım. Hadi. Çabuk şu Turgut'a bir şey söyle Ali. Allah seni davul etsin Turgut. Bu nasıl ablacığım? Güzel oldu mu? Ay Ali, hiç çekemeyeceğim senin negatif enerjini şimdi. Ah! Ya ben de pozitif enerji mi bıraktınız ha? Geceleyin park yerinde açık unutulmuş araba farları gibi emdiniz, bitirdiniz bütün akümü. Ay Turgut, uzakta dur lütfen. Yine ne oldu kızım ya? Ay abla, ben çok daraldım ya. Ya aşkım, sen de ota böceğe daralıyorsun ya. Bana bak Turgut. Sen bizim kızı üzüyorsun galiba. Ne? Sıkarım ümüğünü, takarım çengeli alt dudağını, uzarsın böyle salam balığı gibi. Sakin ol abla ya. E sakin be. Ay ablacığım, bırak Allah aşkına ya. Değmez ilin Turgut'u için sinirlenmeye. Ya, Nilgün abla ya. Sence de nikah davetiyesi gereksiz yere kağıt israfı değil mi ya? Ne? Bir dakika, bir dakika durun ya. Bir de ben varım. Ne? Pintilerin efendisi. Pintilikle ne alakası var aşkım ya? Benimki bir çeşit recycling çabası. Yani doğa sevgisi, su sevgisi, toprak sevgisi, hava sevgisi. Bir de beşinci element olarak para sevgisi. İyi de çocuğum, şimdi davetiye göndermezseniz insanlar nasıl bilecek evlendiğinizi? Daha da önemlisi, nerede ve ne zaman evlendiğinizi? E-mail atacakmışız. E-mail mi atacakmışsınız? E-mail mi atacakmışsınız? E-mail nedir ablacığım? Belki ben sana bunu daha sonra anlatsam olur mu canım? Şu an çok yorgunum da. Olur ablacığım. Hani yani üşendiğimi falan düşünme, bilirsin. Üşenmem ben bu konularda. Şimdi ben sana sakin sakin anlatacağım. Sen de kalkacaksın. Belgince kendince böyle sorular soracaksın bana. Benim de kan beynime sıçracak yine. Haklısın ablacığım. Ya öyle elektronik postayla düğün davetiyesi mi gönderilir lan? Ya, bilgisayarı interneti olmayanlar ne yapacak? Onların içine mi doğacak? Evet Ali'cim. Aynen öyle olacak. Ne? Aylin ablan telepati yoluyla bildirecek onlara nikah, gün, saat salonumuzu. Öyle değil mi aşkım? Yani Turgut, sen şimdi bu konuda ailene bile of of dedirttiysen senin planın çoktan çökmüş evladım. Ya Zerrin ablacığım, benimki tamamen doğayla dost bir davranış. Hem kağıt ziyanı olmayacak, hem zarf ziyanı olmayacak, hem mürekkep ziyanı olmayacak, hem posta pulu ziyanı olmayacak, hem... Aa yeter! Of! Bayılacağım şimdi. Bir de Turgut'un parası ziyanı olmayacak tabii. Ay ben hayatımda böyle pinti bir erkek görmedim ya. Acaba şahitler buradayken şu yüzüğü atsam mı? Ne? Aşkım, yine mi terk edeceksin yoksa beni? Ne olur yalvarıyorum sana. İlişme Turgut, ilişme. Daraltma, germe. Uzak durun, düşünüyorum. Bastıralım hemen davetiyeleri. Oh be. Aa, aman. Şöyle işte.
Davetiyeler tamam da zarfa hiç gerek yok değil mi aşkım? Bir de gelen konuklara nikah şekeri yerine bitkisel çaylar dağıtsak? Hem ne? Hem daha hesaplı, hem daha sağlıklı olur. Düşünsenize, şeker hem kalbe hem de dişlere zararlı, öyle değil mi? Aşkım dur ya, nereye gidiyorsun? Aşkım. Yok, ben bunu gırtlağa sıkarım. Ay, ben de sıkarım ben bunu. Ben bunu takarım. Aşkım, 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 bir dakika. Aile, aile değil, hisseli harikalar sirki sanki. Şimdi oldu işte bak. Durup dururken milletin kafasını karıştırmayalım. Da ayrı bir manyak be. Ya oğlum hani şu annene bir şey söyle. Ya baba ya, ben Güzin ablamım. Ha? Ben evrenin bilgesi Yoda mı? Niye bugün herkesin benim akıl sözüme ihtiyacı oldu birden ya? Şuraya baksana. Kadın tuttu benim bütün cinsel bilgiler ansiklopedimi lime lime etti. Cinsel Bilgiler Ansiklopedisi mi? Cinsel Bilgiler Ansiklopedisi mi? Cinsel Bilgiler Ansiklopedisi mi? Cinsel Bilgiler Ansiklopedisi mi? Evet. Cinsel Bilgiler Ansiklopedisi mi? Ne demişler? Arayan bulur. Baba, geçmiş olsun. Sağ ol evladım. Sağ ol anneciğim. Hepimizin başı sağ olsun. Aman canım. O iş öyle ansiklopediyle, bilgili olsaydı şimdiye kadar babanız Kazanova olurdu, Valentino olurdu. Ama okuyor okuyor, hiçbir şey olduğu yok. Çok ayıp ama, çocuklar var canım. Ben bu ansiklopediler için değil, babamın içine Haydar Dümen kaçmış da onun için geçmiş olsun demek istemiştim aslında. Evladım, sen en son ne zaman babada yağ yedin bakayım? Sen benim 40 yıllık porselen tabağımı kırar mısın? Ben de senin ansiklopedilerini, fasiküllerini ayırırım böyle. Baba, sen annemin 40 yıllık porselen tabaklarından birini mi kırdın yoksa? Evet. Ya abartmayın ya, sadece bir tabak kırıldı. Hangisi peki? En ortadaki. En büyük olanı. Ama benim bir suçum yok. Hepsi annenizin yüzünden oldu. Ben orada sakin sakin peynir ekmeğimi yiyordum tabaktan. Baba, sen annemin 40 yıllık porselen takımına ait bir tabakta peynir ekmek mi yiyordun? Evet. Ne var bunda? Babacığım sen dua et, ucuz kurtulmuşsun. Annem seni fasiküllerine ayırmamış. Kızlar. Sizin de baba dayağı yemediğiniz epey bir zaman oldu galiba, ha? Sizin dersiniz yok mu çocuğum? Ya bakıyoruz teyze ya. Başlatma şimdi teyzenize. Hadi bakayım, hadi, 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 hadi. Bakıyorlarmış. Bir papuç hadi, gibi. Hadi. Nasıl yetiştiriyoruz bu çocukları anlamadım ya ki. Ben de bilmiyorum ki. Of! Of! Biliyorum enişte. Jipin mi var, derdin var? Hayır kayınço. Bu sefer bacanağın mı var, derdin var diyecektim. Ya Ali, şu Yılmaz'a bir şey söyle ya. Ah. Ya enişte, ben hepinize birden Allah tepenizden baksın. Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın desem, siz oradan otlansanız olur mu? Ben ölürüm de Cemal'imin camından penceresinden öne Fenerbahçe bayrağı sallayarak tur bırakmam. Ya Yılmaz, bizim araba bu hafta sonu serviste. Hazır büyük maç kazanmışız. Ne olur çıkıp iki tur korna bassak ya. Aa Cevdet, olur mu hiç öyle şey? Bir kere bizim cip... Yani Cemal sapına kadar, farına kadar, hatta şase numarasına kadar cimbomlu. Şase numarası mı? Tabii koçum. Bak, bizim jipin, yani Cemal'imin şase numarası şu. 34, 22, 44, 65, 72.
GS 22 99 85 23 76 41. Nasıl? Yuh be enişte. Sen o koskoca şase ve motor numarasını nasıl ezberledin ya? Yılmaz, hani bugün Cemal'i okuldan sen alacaktın, unutmadın değil mi? Aldım canım, kapının önünde. Unuttum sandımdı. Ya o işi unutur muyum? İyi bir yere park etseydin bari. Yokuşun başına park ettim. Yani manzarası filan çok güzel. Oh. Dikiz aynasını da kapadın mı? Zevin, kapadım tabii. Peki brandasını üzerine geçirdin mi? Ya Zevin, bana saçma sapan sorular sorma. Tabii ki geçirdim. Alarmını da açtım sonuna kadar. Ay ne bileyim canım. Yani bu son kaçırma olayından sonra çok evham yapıyorum. Çocuklar, biz sizin ne kadar kronik manyaklar olduğunuzu biliyoruz. Yani biraz önce zırvaladığınız bütün zırvalıkları anlamış olsak bile... az önce en başında bir zırvaladığınızın altını çizerek, kırmızı kalemle çizerek anlamını özel olarak sormak istiyorum ben. Buyur, sor ablacığım. Şimdi sen biraz önce Cemal'i okuldan mı aldık dedin? Yoksa hani ben çok yükseldim de yanlış mı anladım? Ablacığım, biz haftanın iki günü Cemal'i eğitime veriyoruz ya. Ne? Eğitime mi veriyorsunuz? Tabii canım. Motor performansı, akü idaresi ve paslanmaya karşı dayanıklılık dersleri alıyor. Hepsi 10. Anne, kaç parçaydı bu porselen takımı? Hele sen gidip o kırdığın porselen tabağın aynını alıp getirme. Her gün bir ansiklopedin hakkı rahmetine kavuşacak. Ben şimdi 40 yıl önce üretilmiş bir tabağı nereden bulayım sana? Sırada uzay ansiklopedisi var mesela. Muazzez! Tamam camın sapını cilde donatacağım, günde donatacağım. Siz niye çıkarmadınız ayakkabınızı ulan? Ulan çıkarmamız mı gerekiyordu? Ben yeni paspas ettim her tarafı. Şimdi o pis ayakkabılarınızla niye pis çamur ediyorsunuz her yeri? Çıkarmayacağım. Ne olacak? Ha? Hesap mı vereceğim sana? Sen şimdi bana kafa mı tutarsın? Evet, kafa tutuyorum. Hem de çok sıkı tutuyorum. Ve de hiç bırakmaya niyetim yok. Ne olacak? Anne, kadın silahlı diyorum baba. Kadın silahlı mı? Ya sen baba, bana kısaca. Allah affeder, o affetmez Fadik derler. Kısaca mı? Baya kısaca. Yok ya, bence o çok kısa olmuş. Akılda kalıcı olmuyor. Bence sen onunla bir şey daha ekle. Yani ne bileyim ben mesela... Butros kaleye ekle mesela. Abla, ateşle oynuyorsunuz ama ya. Sen bir dursana yerine ya. Biz konuşuruz burada. Ablacığım, biraz daha böyle gidersen duracak. Hiçbir şey kalmayacak zaten ya. Şimdi siz beni daha fazla sinirlendirmedin. Gidin çıkarın ayakkabılarınızı, gelin ha bakayım buraya. Bize, bana, çıkar ayakkabı. Çıkarmazsan ne olacak be? Çıkarmazsan ne olacak? Çıkart nasılı gelir mi? Aman aman, gene düştü. Akıllı olun biraz. Tabancam dolu mermi, seven böyle, yeter mi, seven böyle. Bravo! 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 Yine düştü bu yere. Belime bir ip mi bağlasam? Ne etsin ben bunun ucuna ya? Ula uşaklar, sallanma. Daha elinizi çabuk çabuk tutun. Çamaşırları asacaksınız ya. Baş üstüne Allah affeder. O asla affetmez Fadik ablacığım.
Ula bana bakın, şimdi siz bana böyle yardım ediyorsunuz diye arkamdan kötü kötü sallamıyorsunuz değil mi? Ne alakası var? Allah affeder o. Hayatta affetmez Fadik ablacığım. Şeref duyuyoruz. Hatta onur duyuyoruz. Evet, hatta onur duyuyoruz. Aferin, bak aferin. Şu son camı da kristal kıvamına getirelim. Hemen geçiyoruz çamaşır asma ve serme işine. Ne güzel oldu işte, ha? Sabahtan akşama kadar baş başa oturup bilgisayar futbol oynayacağımıza bir işe yaradınız. Gerçekten Allah sizden razı olsun. Allah affeder, o katiyen affetmez Fadik ablacığım. Şu monoton ve anlamsız hayatımıza bir renk, bir tat, bir doku kattınız ya. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Acayip minnettarız gerçekten. Hadi bakalım, hadi, hadi. Hadi eğlenmeyin. Benim bir an önce bundan kurtulmam lazım. Şu halimize bak ya. 2 dakikada kadrolu şebeye çevirdi bizi. Baba. Dur bakayım dur. Şu biraz senin çıkmak üzere. Bırak. Tutayım şunu ya. Bırak kardeşim ya. Bizim hemen bir plan yapmamız lazım. Baba. Aslında benim planım hazır biliyor musun? Hazır mı? Evet. Nuri kardeşim boş durmuyor abicim. Çalışıyor. Kardeşim anlat o zaman. Hemen geçirelim hayata. Nuri'ciğim sanki şu leke zerreciği kalmış ha? Evet leke zerreciği. Baba. Aslında benim plan var ya. İkinci aşamada devreye girecek bir plan oluyor. İkinci aşamada mı? Evet baba. Sen önce Fadi'yi kovacaksın. Ha önce ben hakkın rahmetine kavuşuyorum yani. Evet baba. Ondan sonra da ben hizmetçi aday adaylarını diziyorum önüne. Allah. Aday adaylarını mı? Bir ajansla anlaştım baba. Esmer'i, sarışını, kızılışını ne varsa ellerinde gönderecekler bize. Biz artık kafamıza, gönlümüze, gözümüze göre en güzelini seçeceğiz 2 tane. Nuri'cim leke zerreci. Bakayım. Ovala babacığım. Çıkmak üzere. Adaylardan 2 tanesini mi? Evet baba. Bir sana bir bana. Ya Nuri yanlış hatırlamıyorsam biz sadece eve yeni bir hizmetçi aramıyor muyuz kardeşim? Evet baba. Niye sana hizmetçi tutuyoruz o zaman? Sen bu neyin sultanı mısın? Baba sen orada yanlış okudun galiba. Niye yanlış okudun? Yaklaş bakayım yaklaş. Bak. Ne yazıyor benim alnımda? Kurnaz mı keriz mi? Ne? İyi be. Ya bütün projeyi daha çekirdek aşamasından biz olgunlaştıralım. Bütün kontakları biz kuralım. Bütün organizasyonları biz yürütelim. Sen gel maneteyi kap. İyi be. Ya etinden, sütünden, yününden sen faydalan. Baba yok öyle ama. Ne manitası? Manita nereden çıktı? Ya biz eve yeni bir hizmetçi aramıyor muyuz kardeşim? Kimin için hizmetçi araysınız sen? Şey için arıyoruz. Allah affeder ama ağzınızla kuş tutsanız bile o sizi affetmez. Hadi benim ablacığım şey için. Nuri için arıyoruz. Evet. Benim için arıyoruz hizmetçiyi. Yoksa benim senin gibi şahane bir hizmetçim varken ben aptal mıyım ki kendime yeni bir hizmetçi arayayım? İlahi kısaca Allah affeder ama siz bir tarafınızı yırtsanız bile o sizi affetmez Fadik ablacığım. Benim bir tane de ablam var evde. Adı Halime'dir ha. Ona kısaca ne diyoruz ablacığım? Ona hep Halime diyoruz. Hep Halime. Bitişik mi yazılıyor ablacığım ayrı mı? Halime de benim gibi çok delikanlı kızdır. Sizden delikanlı olmasın. Süsralar boşta gezer olmasa ben değil mi? O bir ara uğrasın sizin eve. Ya. Çok güzel olur. Allah affeder ama siz oturma organınızı yırtsanız da o sizi affetmez. Fadik Hanım. İyi o zaman ben akşam konuşurum Halime ile. O sağa döner bir şey. Halime Hanım zahmet etmeseydi biz sonra ona dönerdik. Yok canım. Ben derim ona, o sana yarın döner. Yapma ya. Yapar vallahi. İyi. Allah senden razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Allah affeder ama o seni hayatta kesin bir suretle affetmeyen olan.
Tamam, Toraman, çıktı kadın. Kes. Baba, gözünü seveyim, elini çabuk tut. Ben Halime'yi istemiyorum. Ben Anya'yı istiyorum, Katya'yı. Anya, Katya istiyorum ben. Nuri, ben sana onun yerine Anya'yı, Konya'yı göstersem olur mu kardeşim? Hadi lan, hadi. Anya kim? Katya kim kardeşim? Baba, baba kızlar geldi baba. Anya ile Katya geldi baba. Kızlar kim ya? Ya niye hiç Nuri çarpmıyor da hep ben çarpıyorum ya? Nuri, yine ne tür sapıklıklar peşindesin kardeşim ha? Baba, bana dua edeceksin, dua. Benim seninle ilgili dualarım kabul olsaydı, şimdi seni askere falan alırlardı da ben de buzdolabında bir rahat nefes almış olurum. An yat, ana. Çocuklar ne bu haliniz? Ali, Nuri, pardon, Aliye, Nuriye, ne bu haliniz? Çocuklar sizin içinize kaçtı yoksa. Abla. Ya Nilgün abla, çok rica edeceğim. Ya ağlayacak halimize gülme. Sizin başka haliniz mi var gülmekten başka? Abla, çok komik ya. Komik tabii, siz aynaya bakmadınız mı çocuklar biraz önce? Abla. Aa, ablam abla. Ben... Ablam mı geldi? Ben geldim. Ama ha, çıkardım kızım bunlar. Şimdi beni lafa tuttular böyle. Çıkarıyordum aslında. İki saattir konuştuk. Bak şuraya koydum ben bunları, tamam mı? Lan şunlar. Onu böyle sana vereyim Nuri'cim. Ali'cim. Merhaba. Hadi. Gülme lan. Geçelim. Buyurun sizden geçin. Ya abla. Ablalarım. Ne olur yardım edin de kurtulalım şu fadikten ya. Ay durma oğlum be. Önce biraz şu manzaranın tadını çıkaralım. Ondan sonra bakarız bir çaresine. Nuri'cim. Efendim. Aylin ablacığım. Ay sen renklilerini neyle yakıyorsun şekerim? Acayip canlı görünüyor da renkleri yani. Abla. Geçmiş olsun. Sizin üçünüzün birden içine Azrail kaçmış galiba. Hayır, Azrail mi kaçmış? He. Buradan bakınca canınıza susamışsınız. Eceliniz gelmiş de geçiyor gibi gözüküyorsunuz da. Aslında bir yandan da böyle esir kampı disiplini sizin gibi iki pasaklı taze bayağı da iyi gelebilirmiş gibi duruyor. Ya abla. Ya ne olur. Gidin konuşun şu kadınla. Meğer Ali'nin temizliğe karşı bir alerjisi varmış diyeyim mesela. Ya da bizim oğlanı işten çıkartmışlar. Hmm. Artık bütçesi eve temizlikçi almaya yetmiyor diyeyim. Ve hatta Avustralya'ya taşınıyor zaten diyeyim. Almanya'dan oğlum gelecek. Çıkın evimden. Bundan sonra bu evi o temizleyecek diyeyim mesela ya. Ya abla ne olur uydurun bir şeyler işte ya. Yani şu kendi kendine istifa etmeye ikna edin şu kadını ya. Oğlum bu kadar çok istemiyorsan direkt kov gitsin. Ne diye bekliyorsun istifasını filan? Doğru. Yok ya. Senin derin sıkıysa sen kov istersen Zerrin ablacığım. Derin sıkıysa mı? Yani kurşun falan geçirmiyorsa demek istedim. Abla, abla, kadın silahlı. Kovmaya kalkarsak kurşun marifetiyle topuklarımızdan iki parmak kısaltabilir bizi. Yok ya, ne yapalım silahlıysa silahlı. Ondan mı korkucaz? Yürü be Nilgün abla be. Kim tutar seni be ablacığım be? Biz bile tutamayız. Hatta yıldızlar bile tutamaz. Verin gazı verin. Ablam bir vurulursa çok ağlarsınız ama. Olsun ablacığım. En azından çok onurlu, çok şerefli bir neden için şehit düşmüş olacak. Türkiye seninle gurur duyuyor. Türkiye seninle gurur duyuyor. Tamam, tamam, tamam. Gidiyorum. Hadi. Bekle bizi abla. Hadi bakayım. Türkiye seninle gurur duyuyor. Bir düşünsene. Şimdi Fadik bu üçünü birden ortadan kaldırsa
Bana ne büyük bir kıyak geçmiş olur ya. Allah, tövbe de ya. Tamam ya, tövbe tövbe. Yani en azından şöyle hafif bir yaralasa, korkutsa falan diyorum. Ha? Şahane olur değil mi kardeşim? Birdenbire hiç konuşmak içimden gelmedi kızlar benim. Kaçma. Buyurun hemşireler. Bir şey mi diyecektiniz bana? Tabii diyecektik. Fadik hanım, böyle düşündük ki biz. Oturalım, konuşalım. Daha iyi kaynaşırız, sohbet edelim diye düşünmüştük. Müsait değilsiniz galiba. Aa, yok ya, gel, gel. Şöyle. Gel otur, gel. Allah razı olsun. Siz de oturun. Yok, biz böyle gayet iyi istermişiz. Aylin de bize bir Türk kahvesi yapsın da şöyle sohbet edelim biraz. Niye ben yapıyorum ya? E ulan yapıver işte. Ay, ay. İyi baş üstüne Fadik ablacığım. Tabii tabii tabii. Şimdi Fadik'cim, ben lafı çok uzatmadan, çevre yoluna hiç çıkarmadan direkt köprüye bağlayacağım. Bizim bu Ali, senin burada daha fazla çalışmanı... Ulan ben o bulduğumda ha bu namlunun ağzını onun ağzına sokmaz mı? Aa! Ha? Aa! Bağacağım ben. Bağacağım böyle, ümüğünü çıkacağım. Böyle takacağım bunu, böyle çıkacağım dilini tik 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 doğrayacağım ben. Ya kızlar, ben bu kadını nereden tanıyorum ya? Birden acayip tanıdık geldi biliyor musun? Beni üç çocukla böyle ortada bırakıp kaçmak ne demekmiş? Göstereceğim ben ona. He? Saddam'ı nasıl buldular deliğin birinde? Ben de onu öyle bulacağım. Bir dakika ya, o benim lafımdı. Nasıl yalnız Günal'ım? Ne yapıyorsun sen şimdi? Kamera şakası mı bu ha? Nasıl şaka bu? İçerideki iki tane efendisi mi söyledi sana bana bunları söylemene? Yok ulan. Ne şakası? Hepsi de gerçektir bu dediklerimi. Çek şunu. Başta da bana bunlar biraz şakaymış gibi geldiydi ha ilk başlarda. Ama yani anlayamadım tabii, şahane hamsi buğulama yapan bir kadını nasıl bırakır kaçar Fikret salağı değil ne? Ben de bayağı bir inanamadım. Nasıl olsa hani ertesi gün ya da onun ertesi günü, en olmadı onun ertesi günü çıkıp gelecek. Ben sana bir şaka yaptım karıcığım, bir kamera şakası yaptım. Yoksa ben seni böyle bırakıp kaçar mıyım? Üç çocukla diye böyle bana yalvaracak diye düşündüydüm ama ben bayağı bekledim böyle bir üç sene. Üç sene mi? Evet. Üç sene mi? Üç sene mi? Ahmet ben onu tekrar elime getireceğim. İkimiz tekrar böyle göz göze bakacağız. Ben onun gözlerinin içine bakarken onun gözleri böyle büyüyecek, büyüyecek. Çünkü o esnada ben bu iki elimle onun gırtlağını sıkıyor olacağım. Sık, böyle boğacağım sık, ben sık. Onu. Böyle tutacağım, böyle tutacağım. Ben de takacağım onu. Benimkini bulayım, ben de takacağım onu. İğne diyeceğim, duvara çakacağım ben de onu. Küreğine vuracağım. Hadi bak, balyozla vuranı, balyozla. Bak, temizle kardeş, temizle. Ben temizlerim, bırak. Bırak. Ya baba kıpraşmasana, fiyongunu bağlayamıyorum. Ne biçim oldu? Bıraksana şunu ya. Geç kızım, geç. Ne oldu ablacığım, konuştunuz mu? Hmm, konuştuk anneciğim. ne olur kızma bize. Kısaca Allah affeder ama siz bin değirmenden kova kova su getirseniz o sizi katiyen affetmez Fadik ablacığım. Vallahi şartlar zorladı bizi böyle bir karar almaya. Ne diyor bu abi hamsi kafalı? Boş ver şekerim. Konuşuyor işte hamsi hamsi. Şekerim mi? Evet. Ablan onlar beni terbiye ettirdiler de. Terbiye mi ettirdiler? Fadik, bundan sonra haftanın her günü gelecek temizliğe. Ne? Ve gündeliğini tam iki katına çıkardım. Yaşasın kadın dayanışması. Ya ne alakası var ya? Yalnız değilsin Fadik. Bundan sonra hele hiç yalnız değilsin. Nasıl yani ya? Aa, kahvelerimi soğuyor içeride. Ay. Hadi. Hadi uzaklar, siz de sallanmayın. Daha halılar siz gelenecek. Hadi.
Saçma bak lan. Ali dayı. Sektör değiştirdim de.